Evet, Karabağ'da bir rüşvet videosu vardı. Rüşvet videosu. Abi hala işlem yapılmış değil Serancığım. Tam bir hafta geçti üzerinden. Abi bence program kayıtlarımızı alarak bu video görüntülerini de ortaya koyarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunalım. Yani peki burada... belediye başkanı şöyle bir sorguyla karşı karşı kalır mı savcıya? Kardeşim bu video ne zaman geldi? Neden bildirmediniz? Neden işlem yapmadınız? Suçu ve suçluyu korumaya girer diye bunu söylemiştik zaten. Zaten suç duyurusunda bulunurken sadece personel hakkında değil, belediye başkanı hakkında da bulunmak durumundayız. Çünkü belediye başkanı da bunu gündeme gelmiş olmasına rağmen, siz Temmuz ayında bizzat kendiniz söylemiştiniz geçtiğimiz programda. Bunları da göz önünde bulundurursak eğer, bunların hepsini delillendirerek bir suç duyurusunda bulunmak artık Karabağlar halkı için kaçınılmaz bir gerçek haline geldi. Evet, yani benim özellikle ben geçen programda da söylemiştim. Ben Karabağlar çocuğuyum. Orası Karabağlara karşı bir hassasiyetim var. Belediye yetkililerini de buradan uyarmıştım ben. Bakın, ben orada olabilecek hiçbir olumsuzluğa göz yummam. Yumamam, emeğim çok. Gençliğimi orada verdim. Çocukluğumu ve gençliğimi orada verdim. Oranın ilçe olması için çok çalıştık. Çok zorluklarla karşı karşıya geldik. Bunları aştık. Çok şükür Karabağlar oldu. Karabağların ilçe olmasını bu görüntüleri izleyelim diye yapmadık bunları. O emeği bunlara vermedik biz. Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan olsun diye vermedik biz abi. Şimdi bu görüntüler, sevgili Serhan, bu görüntüler, isim vermeyeceğim, X bir firmanın önünde çekiliyor. Ve bu firmanın ruhsatsız olduğu ve bunun yıkım kararı olduğu evet. Bunu biliyoruz. Belediye encümeni tarafından yıkım kararı var. Yıkım ihalesini çıkacak ve gidip yıkacak. Yıkılmıyor kaç yıldır? Ben onunla ilgili Aydın'da da şu anda Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolörleri Aydın'da bir ilçede 900 kaçak yapıyla ilgili işlem yapılmaması ve bununla ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili Aydın'dalar şu anda. Aynı konuyla ilgili Karabağlar'da da böyle bir sorun varsa bence iler idaresi il müdürüne ivedilikle, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ivedilikle konunun bildirilmesi ve bununla ilgili yasal işlem yapmıyorsa ki Aydın'da bir Aydın Belediyesi döneminde bu tip Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yıkım kararı verdiği yerle ilgili işlem yapmayan Aydın Belediye Başkanı da geçtiğimiz ay yargılanması başladı. Zincirleme görevi kötüye kullanma suçuyla yargılanıyor. Demek ki Karabağlar Belediye, yani Aydın Belediye Başkanı'nı yargılanabiliyorsa Karabağlar Belediye Başkanı da böyle bir suçtan dolayı yargılanır. Evet, benim iddiam, Sayın Belediye Başkanı'nı çok uzun yıllardır tanıyoruz. Yaptığı iş ve işlemlerden dolayı. Hanımefendiyi tanıyoruz. İç Su Genel Müdürlüğü yaptı hanımefendi işi. 3 katrilyonun başında bulundu. Çalışma hayatı boyunca hiçbir akçeli işe bulaşmadı eşi. 3 katrilyonun başında bulundu. Bunu alıyoruz, bir kenara koyuyoruz. Evet. Sayın Belediye Başkanı'nı da şahsen tanıyorum ve seviyorum. Ve işimi de yapıyorum ama. Yani sevmem, işimi yapmama engel değil. Ben diyorum ki Sayın Başkan, bu görüntüyü izlediniz. Bu görüntü size ne zaman geldi? O zamandan bu zamana kadar neden işlem yapmadınız buna? Neden 68 gün izne çıkardınız bu adamı? Nasıl yani? Görüntüyü izledikten sonra neden 68 gün izne çıkardınız? Emekli olacaktır da ondan. Abi ediver. İzinlerini kullanıp emekli olacak. Abi kullandırma. Kullandırma değil, yasal hakkı. Onu kullanacak, kullandığı anda maaş almaya devam edecek. İzin hakkı bittiğinde de emekli yapacaklardır.
Emekli olunca da memuriyetten aldığı ceza sebebiyle, rüşvetten aldığı ceza memuriyetin son verir. Ama emekli olursa memuriyetten alacağı doğal hakkını da korumuş olacaktır. Şimdi Serhan doğru söylüyor da bir şeyi atlamamak lazım. Yani iki ay daha maaş alacak diyor. Sayın Başkan'a şunu söylemek lazım. Bu adamın rüşvet aldığı görüntüyle sabitse o zaman başkanın da hukuken sorumluluğunu kurtarabilmesi için oranın idari ve yönetim amiri olarak yasal bir işlem başlatması gerekiyor. Hadi bunu yapmadın. Dediğine katılıyorum. Belki insani düşündün. Bir hata yaptı belki bu dedin. Hadi bunu geçelim. Abi o zaman 68 gün izin veremezsin ya. Abi idari olarak hani idari olarak yasal hakkı diyeyim. Evet yasal hakkı ama yok, şimdi yok. Ben belediye başkanının yerinde olsam bana o memur gelse ben yasal hakkımı 68 gün iznimi kullanıyorum. Derim ki başlatın soruşturmayı. Ya sen bir halt etmişsin zaten. Sen bir hata yapmışsın. Ya yüzün kızar. Aynı kanaatçı. Yüzün kızarsın bir çek git artık ya. Abi git yani şey yapmışsın bak utanmıyor musun? Abi ben yani daha neyin hakkını isteyecek Serhancı? Evet. Ben bunu kabul etmiyorum. Söylediğinizin bir kısmını kabul etmiyorum. O da şu. Ben işte bir hata yapmış. Affedelim. Bunu unutuverelim. Görmeyiverelim. Hayır. Gibi, asla yani öyle bir fikirde değilim. Böyle bir şey söz konusu değil. Hayır asla öyle algılanmasın. Ben hata yapıldığında gereken yasanın emrettiği hükmün babam olsa oğlum da olsa uygulanması tarafta. Peki Serhancığım neden başkan bu görüntülerinden haberdar olduktan sonra neden işlem yapmamıştır? Belki de işçinin de söyleyecekleri vardır. Bilebilir miyiz? Belki işçinin de söyleyecekleri şeyler vardır. Doğru. Yapma şimdi. Doğru. Şimdi bir şey diyemedim. Yani ben. 68 gün diyorsun izne çıkarması 2 ay daha maaş alması demektir. Tabii 2 ay daha çalışmadan maaşını alacak, hakkı, yasal hakkını kullanacak. O maaşını alacak, sonra emekli maaşı almaya başlayacak. Peki belediye emekli olmasa, biliyorsunuz emekli olmasa rüşvetten aldığı cezayla memuriyeti gider. Memurlar böyle emeklilik zamanına geldiği zaman suç işleyebilirmiş gibi bir şey oluyor bu. Hani Katar'a giden futbolcular vardır. Voley vururlar, büyük para kazanırlar. Şey yaparlar. Türkiye'de hani memurların hepsini tenzih ediyorum tabii yani yanlış anlaşılmasın ama böyle Katar'a giden futbolcu zihniyetinde memurlar da türemedi değil. Ya belediye başkanına adam gidiyor diyor ki tekstil firması kardeşim diyor ben toplayayım bu tekstilleri para vereyim belediye para. Çünkü yapılan sözleşmede atık toplama sözleşmesinde tekstil yok. Ambalaj atıkları var. Ambalaj atıkları. Evet. Bu adam da diyor ki ben tekstili toplayayım size para vereyim. Sen diyor bize para verme. Sen git diyor firmaya yatır parayı. Ya bu olacak iş mi? O olacak iş değil ama tekstile sadece yüzlerce kalem attıktan sadece tekstilden aldığı fiyat karşılığında bir kalem, bir kaleme veriyor adam. Bak sadece tekstilden alınan para o bütün atıkları toplayan firmanın belediyeye ödediği paradan daha düşükse buradan İçişleri Bakanı'na İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenmiyorum, haykırıyorum. Haykırıyorum. Siz Karabağlar halkının hakkını koruyun. Ya böyle bir şey olabilir binlerce mi ya? Binlerce kalem atıktan sadece bir tanesi için firmanın aldığı para atıkları toplayan firmanın belediyeye ödediği paradan daha düşükse bakın iddia ediyorum buradaki vebali kimse ödeyemez. Serhancığım belediye başkan yardımcısı diyor ki git firmaya öde. Ya kardeşim sen nasıl git firmaya öde dersin bunu ya? Yoksa o firmayla sen anlaştın mı? Hani firma alıp sonra sana mı veriyor kardeşim? Ne yapıyorsunuz burada? Ya bir dakika firma dediğin ne abi? Orayı ben kaçırdım. Yani tekstil firması geliyor diyor ki tamam, ben sana yaptığınız bu X firmayla anlaşmada tekstil işi yok. Ha. Ben tekstili toplayayım diyor eskileri. Size de bu kadar para vereyim. Ben de kutu koyayım oraya. Evet, ben de kutu koyayım. Bu Kızılay'ın koyduğu kutular var ya. Evet. Atık atıyorsun eski pantolon gömlek atıyorsun. Sevgili izleyenler o kutular Kızılay'ın kutuları değil. Bak, bu da kocaman Kızılay yazmışlar oraya. Haftaya açıklayacağım, detaylı açıklayacağım.
kocaman Kızılay yazmışlar. Kutunun en altına firma ismi yazmışlar. Kızılay kendi ismini kullandığı için %2, %3, %5 neyse anlaşmalı oradan para alıyor. Peki Kızılay kutularından kaç para aldı? Yani Kızılay kutuları derken Kızılay'ın ismini kullanan firmadan kaç para aldı? Kaç para aldı? Orada da bir kamu zararı var. Var tabii. Peki belediyenin tam karşısında Burak Oto. Az önce ismini vermedi. Burak Oto. Belediyenin tam karşısında. Yıkım kararı var yıllardır. Neden yıkılmıyor? Abi nasıl yıllardır? Neden yıllardır encümen kararı var? Buradaki yıkım kararındaki süre 30 gündür değil mi? Yıkım kararı karşı tarafa tebliğ edilir. Tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde idare mahkemesine gitme hakkı vardır. Aldığı karar sebebiyle idare mahkemesine gitmemişse alınan karar kesinleşmiştir. Kesinleşmiştir. Abi, 30 gün içinde de işlem görmez. Abi ruhsatsız alınan karar kesinleştikten sonra da 30 gün içerisinde ruhsatsız dükkan zaten abi 3-4 sefer ceza yazmışlar. 50 bin lira yazmışlar. 60 bin lira yazmışlar. 100 bin lira yazmışlar. Ben soruyorum bu paralar tahsil edildi mi? Bu firmayla kimin ortaklığı var belediyede? Meclis üyelerinin ortaklığı mı var? Belediye başkan yardımcılarının ortaklığı mı var? Kimin ortaklığı var? Kim bu firmayı koruyor? Bir de firma araç söküm işi yapıyor Serap. Yani araçları söküyor. Ruhsatsız olabilme imkanı yok ya. Ruhsatsız olabilme imkanı yok. Hattan düştü galiba Serhan arkadaşımız. Ruhsatsız olabilme imkanı mı yok? Mümkün değil abi. Bir de araç söküm işinden bahsediyorsun. Bu hassas tabii konu. Yani arabaların şahsen Vallahi ben şunu söyleyeyim. Yani Sayın Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu ivedilikle belediye başkan yardımcılarını ve bilim müdürlerini, ilgili bilim müdürlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Öyle gözüküyor. 40 yıllık bürokrasi hayatında leke gelmediyse gelmek üzere. Ben buradan televizyon ekranından uyarıyorum kendisini. Gelmek üzere. Böyle giderse... Kardeşim encümen kararı var. Yıllardır yıkım kararı var. Neden uygulanmadı? Karar kesinleştikten sonra 30 gün içinde... Belediyenin arazilerine çökmüşler. Ruhsatları yok. Çökenler belli. Belediyeden tık yok. Firmalar, atık toplama firmaları, ambalaj atık firmaları Sayıştay raporuna geçti. Sayıştay müfettişi eleştirdi belediye bu konuda. Tekstil firması gelip, ya diyor anlaşmanızda yok tekstil, ben toplayayım size para vereyim. O firmanın bütün kalemleri kadar ben sadece tekstilden vereyim diyor. Tekstilden vereyim. Kabul etmiyor. Belediye başkan yardımcısı Ceyhan gönderiyor firmaya. Git diyor firmaya parayı öde. Firmanın üçüncü şahıslara devretme yetkisi yok. Ama firma, bu firmayla anlaşma yapıp parayı firmaya ödüyor adamcağız. Peki firma kime ödedi? Ama burada yakalandınız. Sayın Belediye Başkan Yardımcısı burada yakalandınız. Neden yakalandınız? Bu adam dilekçe verdikten sonra acilen firmaya yazı yazarak dediniz ki parayı yatır. O adamın yatırdığı parayı bize yatır. Şimdi ne gerek vardı buna? Ya siz alsanız. Adam gelmiş. Adam gelmiş ayağınıza kadar. Nasıl bir kafa? Nasıl bir adam? Acaba orada sizin bir ortaklarınız mı var? Bizim kafamıza deli sorular geliyor. Geliyor abi. Yani ruhsatsız burada, firmayı dükkanı nasıl yıkmazsınız siz? Ahmet abi burada kamu zararı dediğin noktada kamu zararına sebebiyet veriliyorsa söyleyecek bir şey yok. Orada insanın aklına dediğin gibi deli sorular dolanmaya başlar beyinde. Bu kadar nettir yani. Ama yazıktır. Sen sonuçta yani, bugün 550 bin üzerinde nüfusu olan Karabağlar gibi bir ilçenin belediyesini yönetiyorsan düşüneceğin tek şey kardeşim bunu hem Sayın Başkan için hem oradaki görevli herkes için söylüyorum. Senin düşüneceğin tek şey orada ben yaşayan insanların... Ben bundan önceki belediye başkanı da çok sert bir şekilde eleştirecektim ama hastaymış duydum. Yani söyleyecek bir laf yok ya. Yani belediye bundan önceki görev yapan belediye meclis üyelerine yazıklar olsun. Hem Cumhuriyet Halk Partili hem AK Partili hem MHP'li belediye meclis üyelerine de buradan söylüyorum yazıklar olsun. Evet. Ulan bakkal dükkanı belediye yaptınız ya.
bakkal dükkanını yani süpermarketi aldılar. Belediye aldılar ya. Dünyanın parasını verdiler. Aynen öyle. Yol üstündeki birbiri. Çoluk, çocuk, yaşlı, kadın. Nasıl gidecek o belediye? Yol üstünde bir belediye. Karabağlar bunu mu hak ediyordu? Maalesef etmiyor abi. Etmiyor. Yani yıllarca insanca yaşamak için mücadelemiz bunun için miydi? İlçe olsun. Ceyhan ya. Kayhan gelsin, film fırıldak yapsın orada. Ya bırakın Allah'ını severseniz ya. Bırakın ya. Evet sevgili izleyenler, programın sonuna geldik. Yayın yönetmenimiz ısrarla bitirin Ahmet Bey diyor. Vaktimiz doldu. Sizlere çok teşekkür ederim. Evet önümüzdeki hafta sevgili izleyenler Karabağlar Belediyesi'nde gerçekten neler oluyor? Bu işlere kim dur diyecek? Belediyeyi başkan mı yönetiyor yoksa Ceyhan Kayhan mı yönetiyor? Bunları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. İhaleler nasıl verilmiş? Firmalarla nasıl anlaşma yapılmış? Bunları detaylı olarak yalnız vereceğiz. Kızılay isminin kullanılması. Evet, Kızılay ismini nasıl kullanılıyor? Yüzde kaç kim alıyor? Hangi firma topluyor? Belediye ne kadar ödüyorlar? Onları çıkartacağız. Evet, Katip Çelebi Üniversitesi'ndeki olaylara derinlemesine girmiştik zaten sevgili izleyenler. Evet, Saruhanlı Belediyesi zaten kıdemli dosyamız sonuca ulaştırmayı. Bu dosyaları sonuca ulaştırmadan, ikna olmadan bu dosyaların peşini bırakmayacağız sevgili izleyenler. Evet, en önemli dosyalarımızdan İzbeton sevgili izleyenler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait İzbeton AŞ. Okuduk. Evet. Sayıştay müfettiş raporlarını okuduk. Teftiş kurulu raporlarını okuduk. Aman Allah'ım. İşler acısı. Evet. Bir programda sonuna geldik Bülent Bey. Bizi izleyenlere mutlu hafta sonları dileyelim abi. Değil mi? Evet sevgili izleyenler. Sağlıkla. Değil mi? Evet bir temiz eller programında sevgili izleyenler bu akşamlık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz ve temiz kalın diyoruz.